1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 harfli bir içecek. Kırmızı çay. Ya Emine, çay olur mu? 8 harfli diyorum. Yani çayınızı getirdiydim de o bakımdan söyledim. Ver bakalım. Oh be. Buyurun. Emine, bu ne ya? Sen çayı buzdolabından mı aldın? Buz gibi bu. Ya neden buz gibi olsun? Daha şimdi koydum. Emine, bir çay getireceksin ya, bir çay. Bak, getireceğin çay insanın elini yakacak ama içerken dilini yakmayacak. Emri değilsiniz Kemal Bey. Çayınızı kaç derecede aldığınızı söyleseydiniz daha kolay olurdu. Yani şimdi ayarlayacağız artık, ne yapalım? El yanacak, dil yanmayacak. Ya konuşma, konuşma, hadi git çayı getir ya. Bir çay getireceksin oğlum. Emine, kapıya bak, duymuyor musun? Geldim, geldim. Emine, kapıya bak. Sırtıma yastık koy. Bu çay açık olmuş. Şu Kemal amca bir an önce iyileşip gitsin. Koç keseceğim Allah, koç. Mündürüz Bey, buyurun. Geç geç, senin yerinde yük var, yürü. Selamun aleyküm. Buyurun. Ah be Kemal Bey. Geçmiş olsun be, valla üzüldük yani. Buyurun bakalım şuna. Ne oldu seni Kemal Bey, nazar mı değdiyorsam? Sorma. Şükrü'nün motorundan düşmüş. Bacakta çatlak var ama şuur son derece açık. Deminden beri çözmedik, bulmaca bırakmadı vallahi. Bizim Şükrü meşe odunu olduğu için onda çatlak patlak yok. Tomruk o, tomruk. Abi Kemal Bey, ne binersin bu susan motoruna be ya? Bilmez misin bunu? Ya sorma işte, öyle bir hata yaptık. Sana şahane bir ıspanaklı börek yaptım. Evet efendim, buyurun. Gerçekten çok güzel olmuş. Aşk olsun be Tayyar'cığım. Börek yapman için motordan mı düşmek lazım? Ulan beni yapacaksak ben kamyondan düşerim be. Ya böyle deme, kalbimi kırarsın. Yok. Senin emrin olur be Menderes Bey be. Emine, hadi bakalım börekleri hazırla. Okey masasını da hazırla Emine. Hazırla, hazırla. Gelmişken biraz taş döşeyelim. Ya Tayyar işte. Sen buraya hasta ziyaretine mi geldin yoksa kahveye okey mi geldin? İkisi de. Hem ziyaret hem eğlence. Size bir şey söyleyeyim mi? Buyur. Bugün kendimi çok formda hissediyorum. Oo. Sakat sakat sizi yeneceğim. İyi bari. Güleceğiz bakalım. Hadi kalk, kalk hadi. Kalk. Ay, yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş. Sen düşürme oradan. Kafada kask olmasaydı şu anda helvamı iyi olacaktın Hüseyin abi. Allah'tan kask vardı. Oğlum, helvayı seviyorum da. Bırak şimdi helvayı, helvayı. Suç kimdeydi? Vallahi ağacı çok ters yere dikmişler Hüseyin abi. Bende suç yok. Trafik çağırıp rapor tutursaydın Şükrü. Belki suç ağaçtadır. Espri yapma Yakup. Leziz olmuş, leziz. Ya dayı, sen bunları nasıl yapıyorsun ya? Formülü bir tek bende var. Duyan da ölümsüzlüğün formülünü buldu sanır. Alt tarafı ıspanaklı börek işte. Ama vallahi çok güzel olmuş. Çok, ben hiç çok. Hayatımda böyle güzel ıspanaklı börek yemedim. Afiyet şeker olsun. Sağ ol. Efendim, bunun mucidi benim büyük dedemdir. Rahmetli dedem Muharrem demiş ki kendi kendine. Abi Muharrem, hep kıymalı, hep kıymalı. Kuysana demiş şuna biraz ıspanak. Değiş o değil, patlamış gitmiş. Dedesi de bunu icat etmiş. Ay Allah'ım. Allah rahmet eylesin. Ne bucun Allah rahmet eylesin ya. Rahmet istedim. Evet. Yiyeceksin ki lan kendi malın gibi. Daha getir bakalım. Getir. Getir bakayım bana. Sağ olasın. Koş öyle ha. Hadi. Haber Memin, haber mi? Şimdi nasıl olacak bu ya bu? Ya bu okeyin üç kişine dadı çıkmaz. Bir dördüncü lazım. Geç otur şöyle Emine. Ha? Ya Kemal amca, ben ne anlayacağım okeyden ya? Ya fazla konuşma. Burada üç tane usta var. Biz sana öğretiriz. Geç. Geç bakayım. Geç.
Sizin kurban kesmeniz şart oğlum. Kan akıtmanız lazım. Bu ikinci oluyor. Allah korusun üçüncü de daha fena bir şey olur. Kurban kesecek param var bizde Yakup. Biliyorsun ters söz işte. Şükrü sen onu bunu bırak da nasıl çarptınız lan koskoca ağaca? Ben çarpmadım ki Hüseyin abi. Kemal amca çarptı. Kemal amca mı kullanıyordu motoru? Yo ben kullanıyordum. Nasıl oluyor oğlum öyle? Sen kullanıyorsun Kemal amca kaza yapıyor. Kaza sırasında ben cepten Hatice ile konuşuyordum. Kemal amca da arkadan kollarını uzatmış direksiyonu tutuyordu. Tam önümüze ağaç çıktığında ağaç var ağaç var dedim. Kemal amca da Hatice'ye söylüyorum sanmış. Bu esnada bindirdik ağaca. Dayak. Bayıldım be. Çok sevdim ben buna. Kenan Paşa da severdi. Hangi Kenan Paşa? Kenan Evren mi lan? Tanır mısın kendisini? Çok yakın arkadaşım oldu. Hayır işte George Bush'u bile tanıyor. Kenan Evren'i mi tanımayacak? Ha. Efendim. Buyur. Sene 1980. O zamanlar Ankara'dayım. Genelkurmay'ın önünde börek satarım. Anarşik ortam var tabii. Sağ sol dalga seni. Yani şimdi neyse. Kenan Paşa geldi. Çıktı makamına. Beni çağırttırdı. Tayyar dedi. Anarşikler iyice azattı dedi. Ortalık cıvcıvlı dedi. Yahu dedi. Ben dedi. Darbe yapsam tutar mı dedim. Sen ne dedin? Demokrasiyi sekteye uğratmayalım dedim. Halkın iradesine ellaşmayalım dedim. Düşündü, düşündü. Tayyar, aklısın netekim dedi. Ve vazgeçti. Sonra birkaç defa daha vazgeçti. Gören de hava kuvvetleri komutanı sanacak. Ha. Havalara bak. Dur bir dakika, dur bir dakika ya. Anlat sen Tayyar, anlat, anlat. Her defasında yapma dedim, yapma dedim ya. Ama yaptı. Ama şimdi ben çünkü o zaman İstanbul'a gitmiştim. Tiyatro mevsimi başlamıştı. Ben olsaydım yaptırtmazdım. Ben bittim. Ayda. Ayda tepe, bu ne be? Bu ne ya?